Şu an itibariyle trafik çok yoğun. Gurbetçilerin gelmesine, okulların açılması. Gün içerisinde hep trafikte olan biri olarak söylüyorum, evet. Yoğunluk akşam iş çıkışı ve sabah işe gidiş zamanlarında fazla oluyor. Kayseri'nin trafiği berbat ya. Kayseri'nin trafik sorunu okulların açılmasıyla birlikte tekrardan gündeme geldi. İş giriş ve çıkış saatlerinde vatandaşlar trafikte zor anlar yaşıyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara trafiği sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Trafik durumu güzel. Beğeniyorum ben ya. Bir sıkıntı görmüyorum. Sabahlara gelirken de bir sorun yaşamıyoruz. Akşamlara giderken de bir sorun yaşamıyoruz. Öyle. Oldukça rahat. Bana göre rahat yani. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Vallahi çok zor olmaya başladı yani. Gerçekten İstanbul'a benzeyeceğiz yakında yani. Yani. Düşüncelerim bu yani. Peki trafik nasıl bu hale geldi? Belki plansız yapılanma da olabilir yani. Her şey olabilir. Biraz da araç sayısı arttı. Bayağı arttı yani, nüfus arttı. Artık kaldıramaz hale geliyor gibi bir durum var. Tedbir almak gerekiyor. Son olarak trafiği rahatlatabilmek adına neler yapılmalı? Valla daha çok böyle alt geçit, üst geçit ışıkları kaldırmak gerekiyor. Yani sürekli bir trafiğin akmasını sağlamak gerekiyor. Kayseri'nin trafiği berbat ya. Yani sanki koskoca 20 milyonluk İstanbul'da yaşıyor gibi trafik var. Sabahları Talas'tan buraya gelmesi 20 dakika sürüyor. Trafik çok berbat zaten. Bir de Talas'ın içinde, Sivas Caddesi'nde, buralarda tramvay bahanesiyle yolu zaten daralttılar. Trafik ömrümüzü yiyor diyeyim. Sabahtan akşama kadar ben bu arabanın üzerindeyim. 1700 kilometreye yakın yol yapıyorum ama 10 dakikalık yere 20 dakikada, 25 dakikada, 30 dakikada gidiyorum. Biz istemiyoruz yani. Belediyecilik bu şekilde de olmaz yani. Bu halkı şey yapacakken, rahatlatacakken zorluyorlar yani. Daha da zorlamaya devam ediyorlar. İşte Talas'ın içini görüyorsunuz. Belli yani. Peki trafiği rahatlatabilmek için neler yapılmalı? Kesinlikle bu tramvayın üstten değil alttan gitmesi gerekiyor. Yol zaten yetersiz. Yolu daha daraltmanın bir mantığı yok. Tramvayın tamamen alttan gitmesi gerekiyor. Bir de her 50 metreye bir ışık konmaz. Ankara gibi 50 kilometrede, 60 kilometrede bir olması gerekiyor. Şu an itibariyle trafik çok yoğun. Gurbetçilerin gelmesine, okulların açılması. Ama ışık sisteminin çok olmasından dolayı büyüklerimizin bir el atmasını istiyoruz. Köprüler istenilen şekilde değil tabii ki. Neden değil? Örneğin istasyon caddesindeki dönüş yerinde ışık sistemini kaldırsak, bir alt geçit yapsak trafik daha rahat olacak bence. Yani sürücüler alt geçit istiyor diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Işık sisteminin azaltılması Kayseri için artık yani bir değişikliğe şart. Öyle diyeyim ben size. Sabahları sadece yoğunluk oluyor. Gün içerisinde alternatif yolları kullanabilirsek normal yani. Çok fazla bir atraksiyon olduğunu düşünmüyorum. Yani yoğunluk sadece sabahları yaşanıyor. Gün içerisinde hep trafikte olan biri olarak söylüyorum, evet. Yoğunluk akşam iş çıkışı ve sabah işe gidiş zamanlarında fazla oluyor. Bunun da yoğunluğun etkisi de herhalde işte alternatif yollar yapılıyor. O tadilat süreleri de maalesef etkiliyor. Hal böyle olunca da gitgide kalabalıklaşıyoruz. Vallahi çok sık yani. Sık olduğu gibi de çok şey yani. Nasıl diyeyim? Yani geçemiyor yani trafiğinden. Yani insanı bir karşı bir şey de karşılıyor. Normal bir şey yani. Bu kadar. Peki trafiği rahatlatabilmek için neler yapılmalı? Trafik kurallarına uyulması lazım. Ondan sonra ne bileyim yani böyle herkes birbirine anlayış göstermesi lazım. Şu an için çok yoğun okullar açıldığından dolayı yoğunluk var yani. Trafiğine girmediğim için bilmiyorum. Bir bugün giriyorum. İyi, normal yani. Dışarıya bakarak normal trafiği. Rahat seyahat edebiliyor musunuz? Evet.